Çok uzun zamandır video çekmiyordum, tekrardan geldim. Yani konusu olmayan içerikleri bulamadığımdan dolayı ve birazcık yoğunluk başladı. Tabii aile burada olunca, çocuk olunca, yani yeni bir tane bebeğimiz oldu çok şükür. Onunla uğraşmaktan dolayı videodan koptum, bağlantı sağlayamadım. Bu yüzden dolayı da uzun zamandır video çekemedim. Şimdi de yeni bir videoyla karşınıza geldim tekrardan. Konusu şu, daha önceden de görmüş olduğunuz videoların içeriğinde Rahman diye bir arkadaşımız vardı. O çok büyük azimlerle Amerika'ya geldi ve denedi birçok yolu. İşte ilk etapta Amerika ehliyetini aldı, daha sonra arabasını aldı, DoorDash yaptı, yemek dağıttı. Hatta bir tane videoda bisikleti elektrikli yaptık, yani şey, moblet yaptık. Daha sonra onu sattı, bir şeyler yaptı. Klimacı da çalıştı, construction'cı da çalıştı. Her iş yaptı yani. Acayip çalışkan birisi. Çok da seviyorum. Yani bu yüzden dolayı artık son çare olarak dedi ki, ben de abi dedi, tır şoförü olacağım dedi. Ya dedik, yapma etme, tır şoförü zordur. Baba mesleği, ben bu işi yaparım, ben bu işi yaparım dedikçe ağzında hiç şey olmayan, İngilizcesi olmayan ve sıfır İngilizceyle İngilizce kursuna gitti. İngilizceyi dua ezberler gibi soruları ezberledi. Sonunda o ehliyeti, ama iyi ama kötü, ama zor ama kolay aldı ve tırına da kavuştu. Tıra kavuştu bu sefer, iş tecrübesi yok, iş bulamayabilir miyim diye tereddütler yaşadı. Sonra bir tane işe gitti, tır işine. O işte çok güzel bir şekilde start verdi. Birazcık araba sürdü etti derken, şimdi de tırına geçti. Kendi özel tıra. 2024 model Volvo. Ve şu an yanımıza geldi. Birkaç gün yanımızda bulunacak. O esnada bir video çekmek istedim. Tırın içeriğini göstereceğim. Nasıl bir şey, ben de çok fazla bilmiyorum. Ama genel anlamda mükemmel. Yolculuk yapmadım. Ama eşim, çocuğum, kayınvalidem falan yolculuk yaptı. Çok beğendiklerini söyledi. Ama kesinlikle aileye önerilmediğini söyledi. Hani biz karı koca yaparız, biz bu işi işte şöyle para kazanırız falan. Yani bir kadının tırın içinde bulunması kolay olmadığını eşim de söyledi. O yüzden dolayı da yani çok da bekar adam işi olduğunu söylüyorlar. Parayı çok iyi yaptığını söylüyorlar. Evet, parayı çok iyi yapıyorsun da parayı yiyemiyorsun. Yani bu yüzden dolayı da pek de şey değil yani. Konforlu olduğunu söyleyemem. Sosyal yaşantın yok. Hiç kıyafet almana gerek yok. Bu yüzden dolayı hadi gelin bir tır görelim. Tırı seyredelim. Nasıl bir tırmış? Ne varmış? Yani her şeyi ben de sizler gibi sıfırdan öğreneceğim. Kanalımı beğenmeyi unutmayın. Like bekliyorum. Evet arkadaşlar, tırımız bu. Anahtarı böyle bir şey. Küçük bir anahtarı var. Şimdi kapısını açıyorum. Yani çok fazla deneyim sahibi değildim ama yine de size anlatmak istiyorum. Öncelikle tır X-Large olarak geçmektedir. Ve bu yüzden dolayı da sınıfının en büyüğü. 2024 model LED görüntülere sahip. Buralarda LED farlar var. Tabii kar yağışından dolayı tuzlanma olmuş. İç dışı böyle şekilde. Motoru açabilir miyim? Onu da bilemiyorum. Yani içerisinde kamera var. Yolcuyu araç seyir halindeyken kamerayı göstertiyor. Araba yürümediği zaman da kamera kaydı duruyor. Yani içerideki yolcu güvenliğini de dikkate alıyorlar. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu iki katlı bir tır. Üst katı da var yatak olarak, alt katı da var. Şimdi tekerlekler yine Türkiye'deki gibi midir değil midir? Ya yani tır tecrübem yok. Sadece gördüklerimi, bildiklerimi anlatıyorum. Şunlar işte frenler, hava falan pişman. Neyse. Tırlarda plaka bulundurmak zorunlu ama bu tırda plaka bulundurulmuyor. Sebebini de sordum. Yani yeni bir tır olduğundan dolayı daha plakasının gelmediğini söyledi bana. Ve bu yüzden dolayı da bu şekilde. Hadi gelin içeriye geçelim. Bakalım, açamadım. VN bilmem ne yazıyor işte. Şimdi kapısı açıldı. İçeriye de bu şekilde giriyorsun. Tabii kapısı büyük. Yani merdivenleri, basamakları var. İşte
benzin deposu falan derken şöyle geçiyorsun. Bu tır Volvo marka. Kapısını da kapattık. Biraz önce dediğim gibi kamera var demiştim. Bakın şuradaki kamera hem yolu seyrediyor hem de arkayı seyrediyor. iPad'i var arkadaşımızın. İşte navigasyonu, yolları falan. Arabanın vitesi bu şekilde. Yani Türkiye'deki gibi değil. Bunlar fren fonksiyonları. Şu da acil fren. Yani o şekilde anlattı. Ayrıca bu koltuklar bu şekilde, masaj yapma özelliği var. Bu koltuk başlığı, koltuklar falan tam konforlu. Bu amatörlü olduğundan dolayı koltuklar devamlı sallanma özelliği var. Aynı şekilde şurada işte saklama şeyleri var. Burada da elektrikle ilgili bir şeyler var. Şöyle bir cam tavanı var. Göstergesi bu şekilde. Şurada kaç yapıyormuş? İşte 80 mil hız yapıyor. Yani birçok özelliği var. Aynı uçak şeyi gibi. Ayrıca şurada da arka masa var. Bu masayı indirdiğin zaman üstüne kapatıyorsun. Koltuk oluyor. Pardon, yatak oluyor. Ve bu yatak sayesinde bir tane yatak burada. Bir tane yatak da burada. Şurası televizyon yeri. Yani televizyonunu bağlıyorsun. Ayrıca şurada bakın görüyorsunuz mikrodalga. Burası buzdolabı. Ve 1, 2, 3, 4 tane de ses sistemi var. Artı şunu da söyleyeyim. Tamamen mesela özel bir şekilde seyahat ettiğinde bir tanıdığın falan varsa bu perdeleri kapatabiliyorsun yani. Tamamen şuralar kapanıyor. Ön perde de komple kapanma özelliği var. Bu şekilde. Ama arkadaşımız bu tırın içerisinde terlikle falan gezmiyor. Yani ayakkabıyla da gezmiyor. Ev misali olduğundan dolayı kesinlikle ayakkabı kullanmıyor. Yani tamamen bekar birisinin yaşam alanı, gördünüz yani. Ve bu yüzden dolayı da şu şekilde geldi arkadaş. Tırı hem bakın görüyor musunuz? Angaralı. Ya kaşık falan çalardı bizim Rahmanımız. Her şey yapar. Aynen bu şekilde. Yani bildiklerim bunlar. Daha da fazla detaylı bilgi öğrenmek istiyorsanız burada devam edebilirsiniz. Yani bana söylersiniz. Ben bildiklerimi yorumlara yazarım, paylaşırım. Bu şekilde devam. Yani ben tabii ki sürmedim. Tecrübem yok. Bilmiyorum. Yani mesela şu aynaya baktığında dorseyi mi ne gösteriyormuş. Öbür aynaya bakınca başka bir şey oluyormuş. Yani değişik bir tecrübe. İşte bu şekilde arkadaşlar. Benden tır şoförü olur mu? Olmaz. Yani ben devamlı uykuma yenik düştüğümden dolayı ben böyle, bir de bu koltuk böyle fısır fısır sallandıkça bana göre değil. Yani anca yan koltukta otururum giderim. Ya bir de yani kocaman yük, arkanda senin taşıdığın bir sorumluluk var. Trafik var. Yani kontrol çok zor. Ya benlik bir iş değil. Parası mükemmel olabilir ama bana göre değil. Ben evcimenim. Birazcık evime gideyim. Evimde yemeğimi yiyeyim, yatağıma yatayım, kalkayım falan fişman. Ama ilk etapta hani derler ya, taze şeye çok sinek konar. Yani çok keyifli olduğunu söylüyor ama daha sonra insan bıkıyor ya, bal yiyen baldan bıkar misali oluyor. O yüzden dolayı da yani pek önerilmiyor. Uzun vadeli çalışılacak bir iş değil yani. Sonuçta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu işte çok ciddi paralar yapıyorsun ama yemek yiyemiyorsun. Yani tırını park edip de bir yerde durmuyor yani tır. Devamlı dorseyi bırakıyorsun, dorse alıyorsun. Dorseyi bırakıyorsun, dorse alıyorsun. Yani evet, çevrenizdeki görmüş olduğunuz insanlar tırla ilgili hep cafcaflı şeyler anlatır. Yok şöyle para kazanılıyor. Gerçekler acıdır ya. Gerçekleri de konuşmak lazım. Ama iyi ama kötü. Yani mesela benim arkadaşım diyor ki, ya diyor abi diyor, ben diyor 3 ay sonra ilk defa yolda yürüdüm diyor. Ya ne kadar garip bir şey, düşünsene. 3 aydır sen tır sürüyorsun. Hiçbir şekilde yolda yürümüyorsun. Sosyal yaşantı sıfır. Kıyafet almana gerek yok.
Yani yeri geldiğinde diyor ki mesela çok yorgunum abi diyor. O gün iş gelmedi diyor. Tırda yatıyorum diyor. İş geldi diyor. Eşortmanımla diyor yolculuk ediyorum diyor. Yani kıyafet almana gerek yok. Ya tamamen para makinesi oluyorsun. Para biriktirmeye yöneliyorsun. Çünkü senin şeyin bu oluyor. Yani para biriktirme fonksiyonuyla çalışıyorsun. Yani bana hitap etmiyor ve ben o yüzden dolayı yapamam yani. Ama yapanlara da saygı duyuyorum. Yani benim mesela YouTube'da seyrettiğim videoların içinde ya bir bayan nasıl tır sürebiliyor ya? Ben gerçekten çok tebrik ediyorum yani bir bayanın tır sürmesinin ne olduğunu çok iyi anladım. Ya yani ben ne bileyim bu soğukta arabayı sürerken camını silmek ayrı dert geliyor, ısıtmak ayrı dert geliyor. Bir de ben Dorse'yi sökeceğim, takacağım. Ya benlik değil yani. Helal olsun diyorum başlıca. Ama genel anlamda seyahati çok seven birisi varsa yapabilir. He. Şimdi tırcılık yaptığında şuraya gittim diyor. Mesela Los Angeles'a git. Tamam Los Angeles'a gidiyorsun da Los Angeles'ın sokaklarına giremiyorsun ki. Ana hartellerde gidiyorsun yani caddelerde gidiyorsun, caddelerde geri geliyorsun. Tıra benzin alacaksın. Her benzin istasyonundan benzin alamıyorsun. Bunun neresi şey olabilir ki yani? Durmak istediğin her yerde duramıyorsun. Biz dün mesela Rahman'la görüşme yaptığımızda Peterson'da buluştuk. Yemek yiyelim, yemek yedirelim, bir şeyler yapalım dedik. Tırı park etmek için orası olur mu, burası olur mu yani hep tereddütte yaşıyorsun, park edemiyorsun. Ama birazcık yani bir buçuk ay yapılır mı yapılır yani her işte zevkli olduğu gibi startı verdiğinde. Bu şekilde daha da detayları ben Rahman'dan öğreneceğim. Yani benim de bazı sorularım var. Nedir, ne değildir, ne işe yarar, nerede kullanılır? Onları da Rahman'la videonun devamında görmüş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Seyretmeye devam edin. Evet, Rahman Bey. Yeni işin hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Bu arkadaşımız başarılar sergileyerek Amerika'da yaşamaya devam ediyor. Şimdi kafamdaki soruları sormak istiyorum. Bunların hepsinin cevabını sizler için öğreneceğim. Tır şoförü olmak isteyenler, tırcı olmak isteyenler. Her ne iş yapmak istiyorsanız bildiklerini anlatacak arkadaş. Rahman, bu tırda işe başlarken neler hissettin? İlk günden belli bana anlatır mısın? Şimdi bu benim Amerika'daki hayalimdi. Buraya ben bunu sürmek için geldim zaten. Bir buçuk senemin mal oldu bu işe geçmem. Çalışma kartımla SSN numaram geldikten sonra 2 ayda ehliyetimi aldım. 2 aylıkta, 3 aylıkta şoförüm şu an. Çok yeniyim aslında. Çok da bir tecrübem yok yani açıkçası. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla ben Türkiye'den geldiğimde bir hayalim vardı mesela. Böyle kazanç hayalim vardı. O hayallerle geldim buraya. Yani şu an o hayallerimin çok çok üstündeyim. Hani iş yok falan diyorlar. Evet yok. Şöyle yok. Hani eski insanlar pandemide çok güzel paralar kazanmışlar. Evet. Olağanüstü paralar olduğu için şu anda standartlara binmiş. Şu anda beğenmiyorlar. Yani iş yok diyorlar ama zaten benim hayalimdeki parayı ben kazanıyorum. Yani üstünde kazanıyorum. Ha yoruluyoruz mu? Evet çok yorucu. Hiç dinlenme gibi şansımız yok. Benim bir lafım var. Bir yatakta işindesin. Pardon. Bir adımda işindesin. Bir adımda yatağındasın. Yani Evet. yaşam alanın bir adım. Sosyal hayat yok tabii. Ama değiyor mu? Şöyle bakınca Amerika'da yapabileceğin en iyi para burada. En hızlı kazanacağın yer burası. Biraz zorlukları var. Yalnızlık hissediyorsun. Biraz depresyona falan giriyorsun. Böyle tuhaf hayallere kapılıyorsun ama zevkli yani. Bence herkesin de yapması gerekiyor kısa bir dönem turculuk. Kısa bir dönem öneriyorsun ya, uzun bir zaman önermiyorsun. Uzun bir zaman önermiyorum çünkü çok yalnız kalıyorsun böyle. Artık insan içine çıktığın zaman Parayı harcayamıyorsun diyorlar. Doğru mu Rahman? Valla 3 ay önce cebimde 25 dolar para vardı. Bak hala göstergede duruyor 25 dolar. Hani bakayım bir merak ediyorum. Harcayamadım. He, dün akşam da videomun devamında bu vardı. O para 3 aydır orada bir türlü harcamak nasip olmadı. Yani harcayamıyorsun çünkü harcayacak vaktin olmuyor, yerin olmuyor. Sadece mutfak alışverişi. O da 2 haftada bir, haftada bir 150 dolar. Onun Aynen. dışında giderin olmuyor. Evet. Kıyafet almana gerek yok. Yani kıyafet almaya gerek yok. Yani işte pijama, terlik,
yetiyor yani. İç çamaşırı o kadar yani, montuna gerek yok. Peki bu iş zor olarak şöyle mi deniliyor? Yani hiç durmadan mal alıyorsun, mal bırakıyorsun. Devamlı böyle uykusuz yollarda devam ediyorsun herhalde, değil mi? Yani evet, şimdi yaptığım, çalıştığım firma göre değişiyor. Ben Amazon yapıyorum. Amazon birazcık daha böyle yoğun ve hareketli. Mesela günlük çok uzun saatler çalışıyorsunuz, belirtmek istemiyorum. Ciddi saatler çalışıyorsunuz da gerçekten bazen böyle gözlerinde fren kalmıyor. Mesela ben 3 aydır yeni izin yaptım. Yolda yürümeyi unuttuğumu hissettim yani. O kadar oturmaya şeysin yani, maruz kalıyorsun. Yani bu tırın koltuğu falan çok rahat diyorsun. En başta öyle konuşuyorduk ama o rahatlık falan kalkıyor herhalde bir yerden sonra. Zaten bu araba sıfır. 2024 model. 3 aydır bende bu araba. Sıfır maylajda geldi. Olabileceğinin en top seviyesi zaten bu araba. Yani evet. Koltuk masajına kadar var. Evet. Destekli falan ama yani şimdi 3 saat oturmuyorsun bu arabada. Kaç saat? Mesela Türkiye olarak söyle. Haritanın ucundan ucuna kaç kere gidiyorsun bir malı teslim ederken? Yani Edirne'den Kars'ta 1600 km Türkiye'de. Bir ucundan bir ucu. Evet. Ben bunu oturduğum uydu 5600 km gidiyorum yani tek seferde. Tek sefer. Yani Türkiye'deki tırcılar yani 600-700 km giderken uzun yola gidiyorum diyor. Peki sana 600 kilometrelik mileaj olarak söylersen pek anlayamazlar. Hadi onu da söyleyelim. 400 mileajlık bir yol gelirse neredeyim diyorsun? Geldim diyorum yani. Arka sokaktayım. Aynen. Yani 400 mil bizim için 400 fit gibi oluyor yani. Çok yakın oluyor. Yani o yüzden dolayı da bu oluyor diyorsun. Aynen. Bizim için böyle 1000 mil 1600 kilometre yapıyor galiba. Evet. 1000 mili gördük müydü? Aha geldik diyoruz yani. 3 saat sonra oradayız yani. Artık öyle oldu. Alıştık yani. Anladım. Peki sana şunu daha söylemek istiyorum. Böyle yanında seyahat etmek istediğinde, yanında birileri olduğunda o yanında olmak isteyen kişiler ne duygulara kapılıyor? İlk gören kişiler? Ya şimdi bu var, o yüksek. Her bilen bilet oldu ne ya falan diyor ama 10 dakika sonra alışıyor. Güzel bir hissiyat oluyor yani. Ben de aynen. Başta diyordum bu araba şeride sığmıyor, köprüye çarpacak. Böyle kalan falan yayıyordu köprüden gitmeye ama alışıyorsun. Bunu alışınca da arabaya binemiyorsun. Sanki ölmüş gibi, içinde gömmüşler gibi hissediyorsun kendini. Aynen. Evet. Tabii her şey çok büyük, konforlu. Tabii. Peki yatağı falan nasıl? Yani bir ev yatağı kadar konforlu mu? Veya yani tırı birisi sürerken, çift şoför çalıştığınızda o tırı sürdüğünde sende bir korku oluyor mu? Yatak sallanıyor mu? Nasıl bir duygu hissettiriyor? Ya tabii ki yatak, ev yatağı gibi konforlu değil. Eğer tüm yapıyorsanız zaten giderken uyumak zorundasınız. Giderken de 3 saat 4 saat uyuyorsunuz. Bazısını uyuyamıyorsunuz. Sürekli hareket halinde olduğu için titriyor, sallanıyor, zıplıyor. Bir şekilde iç organlarınızın yer değiştirdiğini hissediyorsunuz yani. Ama bu arabada olmuyor bu arada. Peki sana çok güzel bir kupon soru. Durmak yok, yola devam. Aynen. Bir yılda ev aldırır mı? Adam gibi çalışırsan. Türkiye'den değil, Amerika'dan. Aslında aldırmaz ama güzel bir peşinat çıkartır. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bu kadar diyoruz.